2017 TEOG birincilerindenim. Çalışmak için birçok emek sarf ettim. Aynı zamanda okulumuz da bana çok destek oldu. Tüm eksikliklerimi onlar elinden geldiğince gidermeye çalıştı. Okulumuz rehberlik hocasıyla belli bir program oluşturduk. Elimden geldiğince düzenli bir şekilde ders çalıştım ve karşılığını aldım. Öğrencilerimin bu başarısını öncelikle öğretmenlerin verdiği başarıya dayandırıyorum. Büyük çabalar ve emekler sarf ettiler. Ve sonra da öğrencilerim evde elinden geldiği gayreti göstererek büyük çabalar harcadılar evde. Ders konusunda olsun, iş konusunda olsun, her konuda derslerini çalışarak evde de ev ailesine yardımcı olarak bu başarıyı sağladılar. Yani. Eda Beytaş adlı öğrencimiz 2017 Türkiye TEOG Türkiye birincilerinden biri olmuştur. Bu sevinci, bu mutluluğu ailesiyle paylaşmaya geldim. Bu başarısından dolayı öğrencimizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Geçen sene de ablası Ezgi Beytaş okulumuzda yine TEOG Türkiye birincisi olmuştu. Abla ve kardeş büyük başarı gösterdiler. Bu başarı tabii çalışmanın eseri. Okulda açtığımız destekleme ve yetiştirme kursları bu başarıda önemli paya sahiptir. Rehberlik servisimiz, öğretmen arkadaşlarımız büyük bir gayret gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Başarının, çalışmanın ve emeğin karşılığını aldık. Bugün de çok mutluyuz. Öğrencimize lise hayatında başarılar diliyoruz. Kızlarım iyi ki kendi kazanmış, hak edeni kazanıyor. Onlar da o kadar çabayı gösterdiler, kendi okudular bir yerlere gelmek için. TEOG'u da kazandığı için mutluyum. Ev işlerinde size yardımcı oluyorlar mıydı? Oluyorlar ev işlerinde, ufak tefek işlerinde yardımcı oluyorlar. Hayvanlarla da aynı anda ilgileniyor. Hayvanlarla da uğraşıyorlar. Abi ya. Ben tüm sene bu odada ders çalıştım. Zaten soba tek odada koydukları için aynı odada oturuyorduk. Burada ders çalışıyordum. İkinci TEOG'da 7 tane 120'de 120 yapan öğrencimiz var. Toplamda 118 ve üstü yapan 13 öğrencimiz. 100 üzeri yapan da 118 öğrencimiz var. 517 öğrenci içinde. 118 tanesi 100 ve üzeri. 13 tanesi 118 ve üzeri, 7 tanesi de 120'de 120 net yapan öğrencimizler. Kesinleşen sonuç bunlar. Emeği geçen bütün okul müdürlerine, öğretmenlere, eğitim camiasında çalışan herkese teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Vartu için yeterli değil bu. Biz yetmez diyoruz. Önümüzdeki yıl, her geçen yıl zaten başarımızı %100 artırarak gitti. Geçen sene 41 öğrencimiz bu başarı yakalamıştı. Bu sene 118 öğrencimiz bu başarı yakaladı. Önümüzdeki sene sınava girecek öğrencilerin %70'inde aynı başarıyı bekliyoruz. Çünkü alttan gelen öğrencilerimizin başarısı bizi olumluya götürecektir. Daha evvelki yıllarda biliyorsunuz Kuvarton'un eğitim öğretimi altına böyle bir cendere bir prese alınmıştı. Bir taraftan işte şiddet olayları, bir taraftan öğretmen sirkülasyonu bizi tabii ki olumsuz etkiledi. Biz terörün karşısında eğitimi öne sürerek terörü bitirmeyi düşünüyoruz. Kendi üstümüze düşen görevle bunu yapacağız. Gene tekrar etmiştim. İnsan isterse her şeyi yapar, başarır. Huzuru getirir, eğitimi getirir, kendi sağlığını oluşturur. Türkiye'nin bütün geleceği elimizde, çocuklarımız elimizde. Biz eğer iyi bir gelecek istiyorsak bu başarımızı katlayarak götürmek zorundayız.